Efendim tekrar merhabalar. Vortex'in tatil etkinliğinin ikinci günündeyiz. Gayet güzel geçiyor tatilimiz. Teşekkürler Vortex diyelim ve bu sefer mikrofonu Vortex'in mutfak bölümüne uzatalım. Efendim sağ tarafımda Vortex'in bünyesinden imalat sorumlusu Sayın Ferit Köse oturuyor sağ tarafımda. Sol tarafımda ise İstanbul Bölge Sorumlusu Yavuzhan Peçe oturuyor. Şimdi Vortex'i tabii ki kendilerine soracağım ama bu ortamı da sormak istiyorum. Nasıl hazırlanmışlar? Bu tatil etkinliği nasıl doğmuş? İzninizle bir sohbet gerçekleştireceğiz. Yavuzhan Bey merhaba. Merhabalar. Efendim size de merhaba. Merhaba. Şimdi gözlemliyorum. Gerçekten genç perdeciler var. Orta yaşın üzerinde çok az var. Evet. Patronunuz Kaan Bey gibi siz de gençleri tercih etmişsiniz, genç perdecileri. Ayrı ayrı da ilgileniyorsunuz. Sağ olun, kocaman yüreğe sahipsiniz, var olun. Teşekkür ederim her şeyden önce ilk öncelikle. Biz şimdi Vortex ailesi olarak genç ve girişimcilere önem veren bir firmayız. Sağ olsun Kaan Bey'imizin de hem yaşından itibaren hem de görüş meselesinden dolayı biraz daha gençlere hitap ettiğimizi düşünüyoruz. Çünkü artık evlenen çift hep genç. Evet. Yaşlı çiftler şu anda yeniden evlenmiyor. Yeniden perde yaptıranlar da genellikle genç çift. Bizim de onlara karşı bir hitap sorunumuz var. Yeni müşteriler de bundan doğal olarak hep genç bünyemizdekiler. Çalışanlar da, kendi iş elemanlarımız da, müşteri portföyümüz de aynı şekilde hep genç. Efendim devir değişti şimdi. Anam babam usulü ticareti de bir kenara attık. Sizler gibi genç firmalar ciddi Ar-Ge çalışmaları ile gerçekten sektörümüze yön veriyor. Tamam duayenlerimiz var, tecrübeli abilerimiz, ablalarımız var. Onlar eli öpülesi insanlar size. Bu işi, bu mesleği öğreten insanlar ama şurada bir tırnak açalım. Siz gerçekten boynuz kulağa geçti tabirine o kadar yakışıyorsunuz ki. Teşekkür ederim. Bu işi çok iyi yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Aynı şeyi ben de söyleyecektim. Hani artık bir yerden sonra bu bayrağı bizim devralmamız gerekiyordu da. Evet. Şimdi ne oldu bu durumda? Gençler biraz daha girişken, daha konuşkan. Tamam abilerimiz, büyüklerimizden gördüğümüz kadarıyla müşteri seçmemiz, müşteriyle konuşma şeklimiz, müşteriye sunum şeklimiz. Yani abilerimizin yanında öğrendik bunu. Ama şimdi altyapımızı biz bunlara göre sağlamlaştırdık. Şimdi bu şartlarda da bizim işlerimiz biraz daha kolay oluyor. Hani müşteri bizde çalışacak mı, bizim karteleyi beğenecek mi sorusu bizim kafamızdan çıkıyor. Niye? Bizim Vortex olarak elimizdeki ürün sayısı ve ürün bolluğu çok fazla. Müşteriye bu sefer biz diyoruz. Acaba biz onunla çalışsak mı? Ben hep merak ederim Yavuzhan Bey. Şimdi siz İstanbul Bölge Sorumlususunuz. Kaliteli firmaların bölge sorumlularının işi mi zor yoksa işi mi kolay? Ben burada hep ikilemde kalırım. Yani Vortex gibi düzgün bir firmanın temsilcisisiniz. İşiniz bu anlamda zor mu kolay mı? Ya şöyle sağ olsun imalattaki arkadaşlardan tut da yani imalattaki Ferit Beylerden hani en basit örnek vereyim. Yani benim işimi bir tık daha kolaylaştırıyor. O da şu sebepten. Bizim ürünlerimiz hani bizim kendi müşteri portföyümüzde bir konuşma şeyimiz var. Hani bizde hata payı minimum seviyenin daha aşağısında. Evet herkes öyle diyor. Şundan dolayı da bizim ürünlerimizde kalite kontrol yapılıyor. Nasıl örnek veriyorum bundan hani örnek olarak da arabaları mesela ışıklı bir ortamlarda pastacılar evet. tarzı yapılırlar ya. Evet. Şimdi bizim ürünlerimizde kalite ışıklar altında kalite kontrolden yapılıyor. Çünkü en ufak detayına kadar müşteriye hata payısı gönderiyoruz. Hani bir de şundan dolayı tercihimiz biraz daha işimizin kolay. Biliyoruz ki imalattaki arkadaşlar 10 tane de bir tane hata yapmıyor. 100 tane de bir tane hata yapılıyor. Evet.
Ve daha gibi arkanızdalar. Ve bundan dolayı da işimiz biraz daha kolay oluyor. Sadece bizim müşteriyle diyalogumuz bu sefer devreye giriyor. Vutex'in bünyesindeki düzen de sizin işinize şöyle yansıyor. Verdiğiniz termin süresinde sözünüzde durduğunuz için. Aynen öyle. Tabii. Öyle değil mi? Tabii. İstanbul içerisinde mesela şöyle söyleyeyim. Avrupa yakasında haftada iki kere sevkiyatımız var. Hani bunlardan müşteri çok memnun. Çünkü bazı müşterilerin öyle oluyor ki yani yurt dışı müşterileri de oluyor. Adam geldiği zaman hemen diyor ki ben yarın almak istiyorum mesela. Bizim sevkiyatımız, imalathane arkamızda biliyoruz. Güveniyorum ya. Diyorum ki kesinlikle yetiştir abi. Bugün siparişi aldığımız takdirde yarın hemen teslim edebiliyoruz. Hani bizim bu tarzda da bir artılarımız var. Şimdi bunlar hep artı artı bize yansıdığı için pazarlamacı olarak da bizim çok rahatımız oluyor. Yani arkanız o kadar kuvvetli, kesinlikle, güçlü ki siz verdiğiniz sözde o dakikada yapacağınızı biliyorsunuz. Tabii. Evet. Hem ondan dolayı hem de sağ olsun Kaan Bey bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Abi müşteriler konusunda diyor tamamıyla senin söylediğin kelimeler geçerli diyor. Beni arayıp tekrardan rica etmeleri kesinlikle diyor ben o şekilde bakmıyorum. İstisnasi durumları haricinde tabii ki de diyor sen hangi gün dediysen o gün gitmek zorunda. İşte biz de bildiğimiz için imalatta. Mahcup etmiyor. Kesinlikle müşterisi. Kesinlikle. Tabii tabii. Ya imalattaki arkadaşlar da sağ olsun dediğim gibi bizi arkadan sürekli destekleyerek zincirleme sistemi gibi düşünün. Biz malı satacağız. Onlar gününde termini zamanında yetiştirecek. Halka zincir devam edecek sürekli. İşleyen bir çark gibi düşünün. Yalnız dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama bizim dışarıdan gördüklerimiz 3 yılda Vutex çok güzel bir yol kat etti ve markalaşmaya doğru da yol alıyor. Perde sistemlerinde Çorlu'dan Anadolu'ya doğru şöyle bir bakın, Edirne'den bir bakın. Gerçekten sistem ayağında düzenli, prensipli, işini ciddiye alan az firma vardır. Tabii ki tüm firmalarımız bizim için değerlidir. Kesinlikle. Ama Vutex bu konunun üzerinde o kadar ciddi duruyor ki hayat memat meselesi yapmış adeta. Verilen söz, termin süresi, kalite, lobinin karşısında efendim ürünleriniz var. A'dan Z'ye bir sistemciye lazım olabilecek tüm ürünleri kapsıyor. Güçlü bir Ar-Ge ile 2023 yılının ikinci yarı sezonuna merhaba demiş. Yani nereden bakarsak bakalım Vutex bize güvenin ben adresi. Şöyle söyleyeyim buna kısacası. Biz çıtayı hem gençler olarak az önce söylediğim gibi gençler olarak çıta Vutex bu piyasadaki sektördeki bayrağı biz biraz daha yukarı çıkarttık. Rakiplerimiz de bu şekilde bizim bayrağı öne aldığımızı görünce hizmet, memnuniyet. Yani bir işin malı satmak önemli değil. Burada önemli olan memnuniyet. Bizi tercih etmelerin sebebi malımız kötü olabilir belki. Kimisine göre dışarıdaki şimdi şu anki ortamdan değil. Belki de adam bizi sadece memnuniyet ettiği için. Hani biz onu memnun ettiğimiz için bizi tercih ediyor. Hani şöyle bir kahramanlarımız da var bu işin içinde. Yani o da var. Yani onları da geçmemek lazım. Yani görünmeyen perde arkasında çalışan ekip arkadaşlarımız. Yani tamamıyla herkes işindeki ciddiyeti, kalitesindeki hani kesinlikle kimse buna taviz vermiyor. Tabii bu konuda tercihler de önemlidir. 20 yıldır mikrofon tutuyorum. Şunu diyenler oldu. Ya işte ucuz alıyoruz, ucuz satıyoruz. Ya da şunu da diyenler oldu. Firma o kadar kaliteli ki aslında bir başkasında aynı ürün 1 lira aşağı ama ben o firmayı tercih ediyorum diyenler oldu. Gerçekten tercih ediliyorsunuz, seviliyorsunuz. Kutluyorum. Bunun sebebi teşekkür ederim. Sağ olun. Bunun sebebi de dediğim gibi bizim ikili diyaloglarımız, müşteriyi memnun etmesi. Yani adamın az önce verdiğim örnek gibi adam müşterimiz bize siparişi bugün verip ya yarın istiyorum dediği zaman biz ona yok demiyoruz. Maşallah. Elimizden geldiği kadar gençler olarak bir şekilde onu yapmaya çalışıyoruz ekip arkadaşlarımızla. Yani ben daha çok burada dediğim gibi Ferit'teki hani gizli kahramanlar derler ya bizim imalattaki Ferit arkadaş bayağı bir gizli kahraman bizim için. O zaman Ferit Bey'e dönelim tekrar size döneceğim şu tatili bir değerlendirelim tamam. İstiyorum. Evet mutfak resmen mutfak bölümü dediğimiz bölümdesiniz. Aslında başrol oyuncuları Yavuz Han Beyler gibi görünse de Kaan Beyler gibi görünse de hep figüran gözüyle bakarız mutfaktakilere ama işi onlar çıkarırlar. Hakkınızı yememek lazım. Ferit Bey sizi tanıyalım. Ben Ferit Köse. 3 yıldır Vutex çatısı altında çalışıyorum. 15-20 yıldır da bu işin içindeyim. Yani çok küçük yaşta atıldım ben bu işe. Ve tam anlamıyla A'dan Z'ye bir imalatçısınız, ustasınız. Evet. Yani dediğim gibi Store Zebra, Tül Dikey, Pilis adına bütün bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Yani işimi özenle, düzenli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Müşterilerime kaliteli ürün göndermeye çalışıyorum. Hiçbir müşteri mahcup etmek
istemiyorum. Hiçbirinde mahcup etmediğimi düşünüyorum. Yani şöyle diyebiliriz. Kaan Bey'in yüz akısınız. Şimdi sizlere ben... sizlere güvenerek sözler veriyor. Sizlere güvenerek müşteri portföyünü genişletiyor. Yavuz Han Bey'lere güvenerek gerçekten bir takım anlaşmaların altına imza atıyor. Burada aslında bizim gözümüzde çok değerli insanlarsınız. Yani Kaan Bey'in hem Kaan Bey'in hem Woftex markasının ismini yani göklere çıkartmaya çalışıyoruz diyeyim ben size. Yani adımıza leke düşürmemeye çalışıyoruz. Onun için çabalıyoruz. Onun için imalattaki arkadaşlarım da onun için gayret gösteriyorlar. Yani dediğim gibi A'dan Z'ye bütün müşterilerimize, bütün firmalarımıza aynı kalitede ürün göndermeye çalışıyoruz. Yani elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz, öyle diyeyim. Ve değerli dostlarını, müşterilerini bu tatil etkinliğine davet ederken ne mutfak bölümünü unutmuş, ne sahadaki arkadaşlarını unutmuş. Sizlere de güzel bir tatil imkanı sundu patronunuz Kaan Bey. Bence gayet güzel gidiyor her şey diye düşünüyorum. Yani bu konu için de Kaan Bey'e, Gökhan Bey'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. Yani bunu düşünüp, yani bence çok ince düşünmüş. Nasıl içeride yani yorulup yıprandığımız dönemler olduğu gibi de hani bizi biraz da böyle rahatlatmak için adına buralara getirdi. İlk ben Woftex ailesini Gökhan Bey'in sayesinde tanıdım. Bizi alıp atölyenizin yeni açılma döneminde atölyenize götürdü Gökhan Bey. Yani Eylül Perde Sistemlerinin sahibi hem de sizin değerli iş ortağınız Woftex'in. Kimse yoktu daha ama o kadar güzel dört dörtlük kurulmuş bir imalathaneydi ki. Dedim ki buradan güzel işler çıkacak. Buradan gerçekten Anadolu ekmek yiyecek diye düşündüm. Sadece İstanbul değil dedim. Çünkü kimsede görmediğim makinaları Woftex'in bünyesinde gördüm. Hiç kimsede görmediğim son sistem teknolojik makinaları yine Woftex'in bünyesinde gördüm. Sizin ustalığınızla o makinalar birleştiğinde de gerçekten ortaya güzel işler çıkıyor. Kaan Beyler bu işi çok ciddiye almışlar. Evet, doğru söylediniz. Yani son model makineleri aldık. Yani hiçbir imalatımızı kurarken hiçbir şeyden kaçınmadık. Yani her şeyin en iyisini ve en iyi ürünleri çıkartmaya çalışıyoruz. Yani evet, gerisi top Yavuz Beyler'de. Evet, ben, onlar sizin çıkardığınız ürünleri satsınlar. Ben buradan da Yavuz Bey'e de teşekkür etmek istiyorum imalatı övdüğü için. Yani Yavuz Bey'in de yüzünü kara çıkartmamaya çalışıyoruz. Yani müşterileri hiçbir şekilde, Woftex çatısı altında çalışan arkadaşlarımı hiçbir şekilde mahcup etmemeye çalışıyoruz diyeyim. Ben imalat adına bunları söyleyeyim. O zaman da efendim şöyle bir başlık atmıştım, hiç unutmuyorum. Tam donanımlı bir Woftex karşımıza çıktı demiştim. İmalathaneyi gördükten sonra. Yüreğinize sağlık, ellerinize sağlık. Firmalar evet göz önünde sahada firma sahiplerini, firma çalışanlarını tanıyoruz ama sizin gibi mutfak bölümü de bizim için çok önemli. Sizler o iskeleti oluşturuyorsunuz. Firmayı sizler ayakta tutuyorsunuz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim size de. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet efendim, şimdi İstanbul'dan sizin müşterileriniz de geldi mi buraya? Tabii ki de. Yani hem imkanlar doğrultusunda gelenler oldu. Yani dediğim gibi bizim ürünlerimiz hani memnun kaldıkları için böyle bir etkinliği kimse kaçırmak istemedi. Hani işin biraz da İstanbul'un trafiğiydi, bilmem nesiydi, hepsinden kurtulup da bir tatile başladı. Hani etkinliğimizin adı altında gelenler oldu. Yalnız bu tatili tekrar isteyecekler, seneye de isteyecekler. Biz de onlardan aynı şekilde karşılığını biz de istiyoruz sonuçta. Biz de burada ürün satıyoruz, biz de onları ne kadar memnun edersek, onlar da bize karşılığını verirse biz de burada değil daha güzel yerlerde onları karşılıyoruz. Bizi bırakmasınlar. Tabii ki de, tabii ki de, kesinlikle. Efendim sadece tatil etkinliği değil, şöyle de bir haber aldım. Tabii bu haber doğruya çok yakın bir haber. Biliyorsunuz İstanbul'da önümüzdeki aylarda Homtex Fuarı gerçekleşecek. İşte Woftex ailesi Homtex Fuarı'nda da yerini alacak. Bu güzel yeni ürünleri sadece müşterileri görmeyecek, orada tüm dünya görecek. Eğer yeni firma arıyorsanız, yeni bir imalatçı ile yola devam etmek istiyorum, kalite istiyorum, yenilik istiyorum, zamanda lojistik istiyorum diyorsanız hiç olmazsa fuarda Woftex ailesini ziyarete gelin. Haberi bizzat duyuracağım. Stantı da bizzat duyuracağım. Teşekkürler Woftex diyelim. Ve evet, sözü size bırakalım. Anılaştıralım. Buyurun, müşterilerinize hitap edin. Ya şöyle söyleyeyim.
ben hepsinden gerçekten şu süreçte hem benim yanımda hem Wolftex ailesi olarak bizi destekledikleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum hepsine. Buraya gelmek isteyip de gelemeyenler de bizim gönlümüzde burada. Biz onların adına da burada tatil yapıyoruz. Hani iş tabii ki de her zaman iş bir yere kadar. Artık burada da biz de kendi bir tatilimizi, kafamızı dinleyip İstanbul'a daha dinç, daha güçlü bir şekilde dönmeyi. Yani biz de hedefliyoruz. Hepsinden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. İşlerinde hayırlı işler diliyorum hepsine. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Efendim buradayız. İkinci günümüzden kareleri yansıtmaya devam edeceğiz.